hanımlar beyler hoş geldiniz. Ne haber? Deniz Arıka. Cenazeme basınsınız. Bıktım. Bıktım be. Hadi yallah. Sonuna geldik, çocuk aklı ermez hiç. Her ayrılığa görmez olmasın gönlüm, unutmasın hikayeyi. O ahşap yazlık evi, rengi gözlerinden of, kokusu rüzgarından. Üzerliği üstlediğin denizin kumsalından. Şimdi bak ne uzak küstümüz baharlar. Adını kazıdığım masum aşklar. Yıldızlara bak, küçüktü. Demez miydin hep sevdikçe büyürsün. Gözlerini kapat, biz büyüktü. Birbirimizden büyük, sevdikçe küçüldü. Geçti zaman, erdi sevdan. Olsun dediğin geceleri gizlice çıkardık güverteye. Gün geçtikçe yüzüne bakmaz oldum. Hani nerede o, hani nerede o, en azından seni bana hatırlatır. Kokusu rüzgarından. Güzel mi istediğin denizin kumsalından. Şimdi bak ne uzak küstümüz baharlar. Adını kazıdığım masum aşklar. Yıldızlara bak, biz küçük. Demez miydin hep sevdikçe büyürsün. Gözlerini kapat, biz büyüktü. Birbirimizden büyük, sevdikçe küçüldük. Yıldızlara bak, biz küçüktü. Demez miydin? Kapat, biz büyüktü. Birbirimizden büyük, sevdikçe küçüldü. Geçti zaman, eridi sevda. We'll be right back.
Hanımlar beyler, ara verdiğimiz şu birkaç ayda öyle olaylar yaşandı ki bir an geri dönecek bir programımız olacak mı acaba diye endişelendik. Bu sefer dedik herhalde sorumlu mimar bu kadar yeter hadi diyerek simülasyonu tümden kapatıyor. Yangınlara falan hiç girmiyoruz çünkü çıkamıyoruz sonra. Efendim, Afganistan yönetiminin Taliban güçlerinin eline geçmesi en enteresan şeylerden biri oldu. Bir sabah demokrat soslu ihtiyar delikanlımız Biden uyandı, böyle bir yüzünü yıkadı ve sabah kahvesinden bir yudum alıp yıllar önce karıştırdığı ülkeden çekilme kararı aldı. O kadar hızlı çekildi ki bizim burada başımız döndü. Aslında bunu çekilmek olarak şey yapmayalım da özellikle Avrupa medeniyetinin yıllardır ahkam kestiği, insan hakları ve insan onuruna yarışır yaşam tesisi balonunun patlaması diyelim. Çünkü başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünya kadınları ve çocukları ne idüğü belirsiz tiplerin insafına terk edildi. İnsanlık tarih boyunca birçok defa sınıfta kalmıştı. Bunda şaşıracak bir şey yok ama bu sefer bütünlemede de çaktı. En demokrasi savunucusu zannettiğimiz ülkeler anca 10 bin 20 bin mülteciyi kabul edeceklerini duyurdu. Hatta Estonya gibi güzide ülkeler insani krizin çözümüne katkıda bulunmak istiyoruz cümlesiyle tam 10 adet mülteci alacaklarını söyledi. Evet, tester Afgan alıyorlar. Ülkelerine böyle alıyorlar bu testerları, memnun kalırlarsa devamını sonra sipariş edecekler. Peki ülkelerini terk eden mülteciler nereye gitti dersiniz? Tabii ki uzun zaman önce cennetlikten çıkıp Araf haline gelen canım ülkemize. Merkel ablamız Türkiye'ye al şu parayı, bizde temizlik var şu an yoksa alırdık biliyorsun diyerek bize para teklif etti. Fon bağımlısı bir ülke olarak buna nasıl karşı durabiliriz? Akın akın 18-30 yaş arası erkek Afgan mülteci herhangi bir kayıt altına alınmadan şimdi nasıl sınırlardan geçti? Bu insanlar ağaç kovuğundan mı çıkıyor? Anneleri, eşleri, çocukları nerede bunları? Sıradan çinko karbon vatandaşları olarak merak ediyoruz. Bu insanlar kalıcı mı olacak? Kalıcı olacaksa herhangi bir oryantasyondan geçecekler mi? Apse yapan dişimizin bile E-Devlet'te röntgeni varken bu insanların kayıtlı bir adreslerinin olmaması sadece bize mi garip geliyor? Kafamızda nazik bir şekilde ifadeye çağrılacak kadar deli sorular var. Hayırlısı. Efendim, tüm bunlar olurken aşı karşıtı bloktan ya ne olursun bunu da dememiş ol dedirten açıklamalar gelmeye devam etti. Partili bir beyefendi aşının DNA'ya müdahale ettiğini, bu yüzden yakın zamanda yarı maymun yarı insan çocuklar doğabileceğini söyledi. Yani daha 90'larda yediğimiz radyasyonun etkilerini şey yapamadık. Yani onların üstümüzden atamamış bir millet olarak bir de yarı maymunluğu kaldıramayız. Üstelik yarı maymunlukla kalsak iyi, yine muzumuzu yer otururuz. Çocuklarımız 3 kulaklı 5 gözlü bir şekilde de doğabilirmiş. Hepten moralimiz bozuldu. Tabii merak ettik, bu açıklamayı yapan beyefendinin bilmediğimiz bir genetik mühendis, kimyager, ne bileyim biyolog, hani hiç olmadı hacamatçı bir yanı mı var diye. Yok, elektrik elektronik mühendisiymiş. Sonra dedik aman kim zaten bu ülkede üzerine vazife olmayan işlere bulaşmıyor ki. O tamam, o da konuşmuş. Dünyanın en uzun milleti Hollandalılar giderek kısalıyor. Hollandalı erkeklerin 1980'deki yaşıtlarından 1 santimetre, kadınlarınsa 1.4 santimetre daha kısa olduğu ortaya çıktı. Dünya acılarla, ızdıraplarla dolu bir gezegen. Sevgili Hollandalılara da giderek kısalmak düşmüş. Hollandalı memurların boylarında herhangi bir değişiklik görülmediğini düşünüyoruz. Çünkü dünyanın neresinde olursanız olun, memursanız ne uzarsınız ne de kısalırsınız. Fark ettiyseniz yeni bir yazarımız var. Çünkü biz böyle şakalar yapmıyorduk. Aha da artık yapıyoruz. Efendim, İstanbul Planlama Ajansı'nın raporuna göre kiralar geçen seneye göre %66 arttı. Kira artışlarının nedeni yüksek faiz oranları ve ev satışlarının düşmesi olarak gösteriliyor. Ama hayır, işin aslı karantina günlerinde hepimiz evde çok fazla oturduk. Evde oturmayı abarttık. Dolayısıyla ev sahipleri de düşündü, taşındı. Biz bu evi bu kadar kullanacağınızı bilseydik kirayı böyle yapmazdık dedi ve sonuç %66. Zamanında %50'yi evde zor tutuyoruz deniliyordu ya. Şimdi bakın gerçekten insanlar evlerinde şu an zor tutunuyor. Özellikle bugünlerde hiç beklemediğiniz bir telefon gelebilir ve ev sahibiniz evden çıkmanızı isteyebilir. Böyle bir durumda öncelikle sakin olun ve evden çıkmamak için sonuna kadar direnin. Gerekirse Greenpeace eylemcisi gibi kendinizi eve zincirleyin. Unutmayın, hayat eve sığar. Tabii eğer bir eviniz varsa ve eğer bir eviniz varsa lütfen kıymetini bilin ve dışarılarda çok dolaşmayın. Bu kadar masraf yaptıktan sonra güzelim evinizi boşa akıtmayın. Sevgili izleyenler, artan İstanbul nüfusu ve değişmeyen taksi sayısı nedeniyle artık gül gibi yepyeni bir krizimiz daha var. Taksi bulamamak. Eğer bir yere gidecekseniz ve taksi tutmayı düşünüyorsanız size bol şans. Çünkü artık taksi tutmak biraz da nasip kısmet işi. Şurada, burada ve taksimetrede ne yazıyorsa o. Unutmayın, bir taksiyi 1000 kişi bekler, sadece bir
bir kişi biner. O da muhtemelen yabancı uyruklu bir turist olur. Yine de umudunuz varsa doğru taksinin sizi bulması için asla vazgeçmeyin. Her zaman bir ihtimal var. Ve inanması güç de olsa hiç beklemediğiniz bir anda bir taksi gelir ve tam önünüzde durur. Hemen heyecan yapmayın çünkü kısa mesafe gidecekseniz olmaz. Karşıya gidecekseniz de olmaz. O kadar trafiğe girilmez. Uzun mesafe o da her zaman olmaz. Eğer doğru taksiyi bulduğunuza inanıyorsanız en iyisi şoför nereye gidiyorsa oraya gitmek. Akışa inanmak, anda kalmak ve mümkünse Tibet'te 7 yıl yaşamak. Taksi sorununa karşı şimdilik yapılabilecekler sadece bunlar. Sevgili izleyenler, kendimizi Norveç'te hissetmemizi sağlayan bir haber Aksaray'dan geliyor. Aksaray'daki Selçuklu dönemi eseri Eğri Minare'nin baştan mı eğri yapıldığı yoksa sonradan mı eğildiğini anlamak için çalışma başlatıldı. Aksaray'da uzun bir aradan sonra herhangi bir gelişme yaşanması halkta heyecan yarattı diye düşünüyoruz. Gel gelelim gördüğümüz her yapının, her objenin eğriliğini tartışmak bizi hayırlı yerlere götürmeyebilir. Neremiz doğru ki minaremiz eğri olmasın diyoruz. Rahmetli Levent Kırca bizi andı diyor ve diğer habere geçiyoruz. Sevgili izleyenler, iyi şeyler birdenbire oluyor. Çok fazla bekletmiyor. Ancak ne var ki kötü şeyler de birdenbire oluyor. Mesela 12 sene önce dünya turuna çıkmak için Japonya'dan ayrılan Shogun Kamed'in kamptayken dişlerini fırçaladığı sırada Elazığ'da bıçaklanması gibi. Öncelikle geçmiş olsun. Ama insan böyle bir şeyi nasıl bekler. Geleneklerimizde su içene yılan dokunmaz şeklinde bir mevzuat var. Fakat ne yazık ki diş fırçalama ile ilgili hiçbir kaide söz konusu değil. Dişlerimizi sağdan sola mı yoksa yukarıdan aşağı mı fırçalıyoruz diye bir dönem bayağı tartışmıştık. Bu son olayda gösterdi ki dişimizi öyle ulu ortada fırçalamamalıyız. Çok tehlikeli. Tehlikeli ama bir o kadar da sürprizlere açık. Elazığlı şarkıcı Bülent Serttaş bıçaklanan Japon turistin gönlünü almak için memleketine gitti ve Japon turiste moral vermeye çalıştı. Ne kadar hoş değil mi? Sen kalk da dünyanın bir ucundan Türkiye'ye gel. Önce tatsız bir olayla karşılaş ve sonra da bir anda ellerinde çiçekleriyle Bülent Serttaş hasta ziyaretine gelsin. Demek ki aşk Elazığ'da da yaşanıyor güzelim. Elazığ bana, ben Elazığ'a özelim. Evet, hayat güzel devam ediyor. Sevgili izleyenler, gözümüz aydın. Rusya'da bir turizm şirketi Afganistan'a 10 günlük Taliban turları düzenlemeye başlamış. 10 günlük paketin ücreti 40.500 lira. Rus turistlerin Afganistan'ı artık tercih etmesinde tatil yörelerimizdeki yüksek fiyatların etkili olduğu düşünülüyor. Taliban kontrolündeki bölgelerde güneşlenmek yasak olduğu için şezlong parası alınmaması Afganistan için büyük bir avantaj bile olabilir. Cahiliye devrini iliklerinize kadar hissedip halinize şükredin diyeceksiniz sloganıyla düzenlenen turda ekstra ücret ödeyerek Talibanlarla yanınıza yetkililer oturtmadan dondurma yalayıp çarpışan arabalara da binebiliyormuşsunuz. Eminönü'nde sivil trafik polislerinin Arap turist kılığında bindikleri takside taksimetre açmayan sürücüye ceza kesin. Ekstra hassaslaşan taksici dayımız böyle tuzak kurulmaz hakkımı helal etmiyorum dedi. Şimdi daha garibi denetimlerin Arap turist kılığında yapılması acaba trafik denetimleri de mi Katarlılara satıldı sorusunu akıllara getirdi. Polislerin kostüm değiştirerek de olsa taksi bulabilmelerinin Arap turist kostümü satışlarının patlamasına sebep olacağını düşünüyoruz. Aklınızda bulunsun. Sevgili izleyenler, tüm engelleri aşarak ikinci kez Avrupa şampiyonu olan ampute futbol milli takımımızı canı gönülden kutluyoruz. Hazır göğsümüz kabarmışken kadın voleybol milli takımımıza da değinmeden geçmeyelim. Başarılı performanslarıyla dünya sıralamasında 4. sırada olsalar da bizim kalbimizde her zaman 1. sırada olduklarını belirtmek istiyoruz. Hanımlar beyler, serbest vuruş bitti. Hanımlar beyler, Enis Arıkan. Müthiş bir şarkı. Happy Halloween. Geçen sefer bok balonuyla gelmiştim ya, bu sefer aynen de Halloween'le geldim. Aynen, bu daha temiz en azından. Teşekkürler. Enis, baştan konuşalım. Bu sefer kendini yere atma. Çok rica ediyorum. Arkadaşlar, bir önceki bölümde dandik ucuz sandalye kullanmışlar benim gibi bir stara. Evet. Ve sandalye kaydı, düştüm. Evet. Sonra internet hakkındaki yazıları okudum. Rating için kendini yere attı. Kepaze, köpek aynen falan. Başladık ilk anda. No! Çok teşekkür ederim balon için. Allah korusun, patlarda helyum mu vardı içinde? Yüzüm helyum yanar var. Yüzün mü yanar?
Allah korusun çok para verdim arkadaşlar. 17 yaşında mı karar verdin oyunculuk? Evet ya 17-16 da olabilir. Lise 1'deydim. Bir okulda tiyatro oyunu sahneye koymak istediler ve Sermiyan Midyat geldi. Sonra ben işte tiyatro oyununa seçildim. Tabii ki orada da başrol oldum. Orada çok güzel oynadım. 16 yaşındaydım ama sahnede su gibiydim. Yıldız Kenter tabiriyle böyle su gibi akıyordum. Çok Yıldız güzel. Da hep öyle dermiş. Sahnede su gibi olmak. Yıldız mı? Hani, ben de oyuncuyum ya. Kanka. Hani Yıldız Kenter'in Yıldız falan. Aynen bu şey gibi değil mi? Yani Sezen'in falan. Aynen öyle Sezen. Bayılıyorum. I love Sezen. İşte sonra sahneye çıktım. Sonra baktım benden hiçbir şey olmaz. Çünkü derslerim çok kötüydü. Çok başarısız bir öğrenciydim. Ama tiyatroda da bir sempatim vardı. İşte ailelerimiz bana bayıldı. Yani bir sürü lise öğrencisi vardı ama herkes bana bayıldı. Öyle olunca da ben dedim tiyatrocu olayım. Sonra işte Şebnem Bozoklu ile tanıştım. O beni konservatuara hazırladı. O benim bir üst sınıfımdı Ezgi Mola'yla. Ben de onların bir alt sınıfı oldum. Beni eve kapadı. Bir ay boyunca işte bütün oyunları çalıştırdı. Bütün kitapları okutturdu. Baktı ben cahilim. Daha çok gencim. Hiçbir şey bilmiyorum. O Shakespeare diyor. Ben Shakespeare diyorum. Yani anladın mı? Bir türlü hayır. Abarttım tabii ki. Seyirci sever böyle abartılı anlatımları. Sonra işte gerçekten böyle çok güvendi şabuma. Ben seni çalıştıracağım ve kazandıracağım. İnan bana dedi. Gerçekten de öyle oldu. Öyle 3 gün sınava girdim. 3. gün okula 8 kişi alındı. 4 erkekten biri bendim işte öyle oldu. Korona geçirmiş olan var mı aranızda? O bir tek benim menajerlerim arkadaşlar. Yok yok Allah'tan 2-3 kişi var şu tarafta. Benim de ödüm koptu ha. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Aşılar falan olundu sonrasında tabii tahmin ediyorum. Enis'te korona oldu. Biliyor musunuz onu? Haberiniz var mı? Çok geçmiş olsun. Nazara geldi. Aynen. Yine. Yeniden. Aynen. Şöyle oldu. Evet. Yani çünkü sen bayağı olmadın. Yani geçen evvelsi ay falan yani. Evet daha çok yeni bir ay oldum. Antikorluyum o yüzden benden korkmayın. Beni öpebilirsiniz, sevebilirsiniz. Her şey serbest size. Şöyle oldu. Diziden 2 gün aram vardı. Alaçatı'ya gideyim bari dedim. Giderken Alaçatı'da Ezgi Mola'ya da dedim ki Ezgi ne olur sen de gel birlikte olalım. 2 gün birlikte geçelim dedim. Bir aydır Ezgi'yi görmüyordum ve gerçekten burnumun direği sızlıyor. Çok özlemişim Ezgi'yi. Ve Ezgi'yle barda gece buluştuk. O gece geldi. Ben de bardaydım onun mekanında. Barda buluştuk. Ben Ezgi'yi o kadar özlemişim ki işte buradan öpüyorum, alnından öpüyorum. Yani anladın mı? Böyle garip bir şekilde doyamıyorum Ezgi'ye. Tükürdükçe tükürüyorum suratına. Ve Ezgi bana döndü böyle yaptı. Aşkım dedi. Biz ne kadar şanslı insanlarız. Biliyor musun dedi. Allah bizi koruyor dedi. Bak dedi. Herkes korona oldu dünyada. Bir tek ikimiz olmadık dedi. Çocuklar ben yine aşka geldim. Evet aşkım Allah'a çok şükür dedim. Öptüm 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 öptüm. Tükürdükçe tükürüyorum Ezgi'ye. Sabah bir kalktım ben bir ateşliyim. Çocuklar Ezgi'yi aramaya asla yemiyor yani. Ne diyeceğim kıza ateşlendim. Sonra baktım söylemezsem de olmaz. Ezgi'yi aradım. Ezgi dedim kuzum herhalde dedim dün gece çok içtik ondan olabilir. Havale geçiriyor da olabilir ama ateşim de olabilir. Bir gariplik var ben dedim. Böyle yaptı. Eş olacak beni niye o kadar öptün dedim. Arkadaşlar ben hemen test yaptırdım tabii ki. Allah'ıma çok şükür pozitif çıktı. Dedim ki Ezgi de Cem Yılmaz'ın setine gidiyor. O gün oradan ikimiz ben İstanbul'a gideceğim. O da sete gidecek Cem Yılmaz'a. Allah'ım dedim eğer bu kızda korona olursa 10 gün set yok. Ezgi gitti. Ezgi sete gidiyor. Böyle yapıyorlar. Test yapalım sete girmeden. Burnuna çubuğu sokuyorlar. Tabii ki pozitif. Ezgi de benimle birlikte 10 gün eve kapandı. Küfür etti, küfür etti. Atlattı gitti işte yani. Yani gerçekten ben çok rahat geçirdim. Ezgi de çok rahat geçirdi. Yani o kadar öpüşmeye bence çok rahat geçirdik. Küçük yaşlardan itibaren hayal kurmaya başlanıyor ya yani özellikle bizim yaptığımız mesleklerle ilgili. Şöyle olsun, böyle olsun falan diye koca koca hayaller kuruyorum. Yani senin bu hayallere yavaş yavaş erişebildiğini söyleyebileceğimiz zamanlar geliyor, geldi, daha da var. Bir çıt geciktiğini düşünüyor musun hayallere ulaşmanın? Tabii ki geciktim. Sence neden? Yani kendimle barışmam çok geç oldu. Tamamen onunla alakalı olduğunu söylüyorum. Yani ben
kendimi seven biriydim. Yani ben düzgün bir insan olduğumu düşünüyorum gerçekten. Hayata bakışım, herkese çok saygılı olmaya çalışırım. Her zaman sevgi dolu olmaya çalışırım. Kimsenin kalbini kırmamaya çalışırım. Yani hayatımı bunun üzerine kurdum. Ama bir şekilde oyunculuk okuduğum için onun böyle altında bir tık ezilmeye başladım. Gerçekliğimi dışarıya gösterememeye başladım. Daha kapalı bir tip olmaya başladım. Bir mikrofon gördüğümde Enis Sarıkan gibi konuşmak değil de bir oyuncu nasıl konuşursa ben de öyle konuşmayı falan tercih ettim. Ve bir bok olamamamı sağladı bu durum. Yani tabii ki o sahtelik bende işe yaramadı. Hani bazılarında çok yarıyor işte. Çıkıyorlar, böyle poz veriyorlar ve sen onu yiyorsun, bayılarak izliyorsun. Aynen. Ama İnşallah ben böyle isim poz verdiğimde İnşallah Instagram'dan... isim verirsin. O kadar istiyorum ki. İnşallah, ben de çok istiyorum. Aynen. Instagram'dan ben böyle poz verdiğimde like alamıyorum arkadaşlar. Çünkü bakan böyle yapıyor. Aa götüm, sen... hani dünkü bok sen, Serenay Sarıkaya mısın sen ya? diyor. Anladın mı? Beni likelamıyor. Yani o yüzden kendimi bulmam bir tık... Zor oldu, geç oldu. Biraz kendimle barışmam zor oldu. Biraz kendimi kabul ettim. Kendimi sevmeye başladım. Ben buyum ve insanlar beni çok sevecek. Tükürdüm oyunculuğa dedim. Ve böyle biraz önüm açıldı. Ya ama aslında bütün hedefim şeydi. Kendi içimde mutlu olmaktı. İş yapmak bilmem. Tabii ki para kazanmak istiyorum. Düzgün bir hayat yaşamak istiyorum. Ama öncesinde kendi mutluluğum çok önemli. Sevilmem çok önemli. Yani ben iyi bir oyuncu olup... setlerde sevinmeyip arkasından konuşulan bir oyuncu olacağıma hiç oyunculuk yapmam, daha mutlu olurum. Başka bir meslek hayal ettiğin oldu mu hiç? Böyle kuaför falan olmak çok istiyordum. Böyle garip garip şeylerim vardı. Var zaten bir tane röportajında yani saç yapmayı ben çok seviyorum. Saç çok seviyorum. Falan. Seni bile öresim geliyor şu anda. Aynen. Yani arkadaşlar bir de İbrahim senin gençliğinde çok güzeldi. İbo büyük bir bonustur ve kafası Google'a açın bakın. Yemin ederim bu kadar Teletubbies gibi gezerdi. Ve böyle hep öresimiz gelirdi uşağa. Ya inanılmaz bir saçı vardı. Benim de öyle doğuştan ikimizin de gürdür. Yani dolu doludur kafamız. En çok böyle gerçek güzellik üzerine bir şey çok yapmak isterdim. Mesela şeyi de çok hayal ediyorum. Birini yaratmak. Yani bu ülkeye bir star yaratmak. Her şeyle ilgilenmek çok hayal ettiğim bir şey. Severim ya insan güzelleştirmek, evet. Giydirmek, saçını yapmak falan filan. İlgimi çeken şeyle. O yüzden bir kişiyi yaratmak çok istiyorum. Aa böyle istediğim çok, bir şey. Çok. Ne bileyim. Bir şey soracağım. Böyle bir imaj danışmanlığı gibi bir şey mi her hayal ediyorsun? Her şeyle ben ilgilenmek istiyorum. Bayağı menajer mi? Tabii ki bu yani. Şey demek değil yani. Hani saçı da ben tarayacağım, kıyafet de ben gideceğim. Belki en iyi ekipleri kurmak bilmem ne ama birini yaratmak çok istiyorum. Senin vardı bir çalışıyordun bir şeyler. Şarkılar ne çalışıyordum beni böyle lanse etme. Yeni Türkçe. çok iyiyiz bugün. Ben bir şarkı aldım. Aldım. Ama menajerim çıkartmama izin vermiyor. Arkadaşlar evime bir şarkıcı arkadaşım geldi. Dedi ki çıkış şarkımı dinler misin dedi. Dedim ki dinlerim tabii. Ben şarkıya aşık oldum. Öleceğim şarkıya. Yatıyorum kalkıyorum şarkıyla yani. Çocuğa dedim ki şarkıyı bana at ben evde dinlemek istiyorum. Tamam ama kimseye dinletme falan dedi. Tabii falan dedim. Ben sonra evde diyorum ki Allah'ım bu şarkıyı bana nasip et. Bu şarkı benim olsun falan. Sen kimsin köpek? Aynen, oğlum, şarkıcı mı olacaksın yani bir o eksikti. O kadar heves ettim ki. Ve sonra Oğuzhan Koç'a dinlettim. Oğuzhan Koç'a dedim ki yani şarkıcı olmak istemiyorum ama şarkıya aşık oldum. Yapsam YouTube'a koysam ne olur? Dedi ki al oğlum dedi müthiş şarkı. Bir daha bulamazsın böyle şarkı dedi. Bana gaza verdi. Menajerime asla söylemiyorum çünkü çok korkarım ondan. Sonra Zeynep Bastağı dinlettim. Zeynep dedi ki Enis muhteşem bunu al YouTube'a koyarsın. Herkes bana gaza verdi. Ben aldım çocuktan şarkıyı. Sonra menajerime söyledim. Menajerim de dedi ki ne zaman ben ölürüm o zaman dedi şarkıcı olursun. O yüzden şarkıyı aldım ama çıkartmama izin vermiyorlar. Çok şarkıcı olmak istiyorum. Şarkıcı mı olmak? Hayır yani. YouTube'da bir günlük bir şarkıcı olsam ne olur ya. Oğlum ama öyle bir operasyon anlatıyorsun ki kadın korkmuştur delireceğim diye. Yani Oğuzhan Koç'a şarkıyı dinlet gaza gel, Zeynep'e dinlet gaza gel. Hayır, sen, Kenan Doğulu mu kaçtı içine ne oldu ki yani? Şarkıya aşık olmak nasıl bir dün şey? Dün Kenan Doğulu konserine gittim. Herkes Kenan diye çığlık atıyordu. Bir bakmışsın Enis olacak. Yapabiliriz. Ya yapma. Fragmana koy bunu. Beni sizler yarattınız. yani öyle şarkım çok iyi.
çıkarabilir miyim bilmiyorum. Hiç dinlemiyor sonucuyu. Oğlum ondan vazgeç diye bağırdı bu kadar insan. Aa, sanatından. Hayır, sanatından değil. O senin sanatın değil. Benim sanatım da olabilir. Gülseren Budayıcıoğlu'nu arıyorum hemen. En yakın arkadaşının kredisi hangi davranışıyla biter? Ben pintiliğe hiç gelemem. O mesela, o buradan sıkar, buradan yalayan tipler vardır. O buradan geçmez, anladın mı? Yalayamıyor bile zıkkım. Onlara çok gıcığımdır. Mesela her gün yemeğe gideriz. O eli bir türlü çantada arar arar, o cüzdan bulunamaz ya. Aa. Onlardan çok nefret ederim. Yani en yakın arkadaşlarım bunu yapmıyor ama yapan tayfa da var. Çok pinti bir tayfa. O eli cebine gitmeyenin o elini büzerim. Vallahi bak, bugün ne kadar sinirliyim ya. Ya evet abi, ne yapacağımı da bilmiyorum. Senin ya. Karadeniz sinirin bana geçti hakikaten bugün. Ben... Ama yani ya. Evet, çok pinti insanlar nefret ediyorum. Çıkar daha ver 10 liranı daha yani. Vermiyor. Eşşol eşşol. 10 liralık bir yer değildir belki. Ya 1000 liradır büyük ihtimal. Benim yediğim portakallı ördek ne kadar olabilir de yani çıkart ver onu. Var mı pinti, yani pintilikle derdi olan var mı aramızda? Ben de hoşlanmam falan diye. Ya benim bir arkadaşım yıllardır sigarasını bulamıyor. Sen neyi bul daha çantanda. Ya bul ya, bir kere o çantadan o çıksın ya. Ay vallahi bıktım be. Ara ara ki. Ya aramayacağım onu, aramayacağım. Kontrolü yoktur zaten, konuşamaz. Dahil olduğun tuhaf isimli bir WhatsApp grubu var mı? Menajerimle olan bir şey var mesela. Gıybet çekemiyorlar bizi falan gibi. Yani kimsenin bizi çekemediği yok ama böyle bir ismimiz var. Gizli gizli dinlediğin ama ağzıma takıldı abi dediğin bir şarkı var mı? Sen ne gizli dinleyeceğim de. Hey, daha da nasılsınız? Ben geldim diye ama kasıldınız. Bugün bayılıyorum ama gizlice dinliyorum. Neden? Yani bu aksanı zaten bayılıyorum. Ben hala sarhan herkese bayılıyorum. Yalnız hep şarkıda, yurt dışından gelmiş ve üzüldüm. O zaman şarkısı iyidir. Pardon, gibi geliyor. Pardon, şarkıda aksan yok. Nasıl ya? Öyle bir şey yok. Bunda aksan yok mu? Hanımefendi Azerbaycanlı olması gerekiyor. Menajer uzaktan Azerbaycan pankartı kaldırdı gördün. Araştırmış hemen korkuda. Yani şey, bu şarkıyı çok seviyorum, gizli gizli dinliyorum. Aynen. Sevgilinin günlüğünü bulsan okur musun? Okurum. Anasını ağlatırım. Yıllar evvel çocuklar, yemin ederim herhalde 30 yıl evvel ablamın günlüğünü buldum. Ablamın günlüğünün ilk sayfasını açtım. Çok güzel bir yazı vardı, şu kadar. Eğer insansan bu günlüğü okumazsın. Eğer biraz vicdanın var ise bu sayfaları karıştırmasın. Eğer sen biraz yürek yediysen falan gibi, baksana yemin ederim. Okudum ilk sayfayı, böyle oldum. Ben bunu okumamalıyım ya. Bu çok ayıp bir şey dedim ve hemen dilimi yiyorum. Diğer sayfaları. Ve tabii ki atim indirdim. Yani ansiklopedi gibi okudum onu. Sonra kendime günlük yaptım ve ilk sayfaya şunu yazdım. Eğer biraz insansa, biraz vicdanın varsa aynı tak büyük ihtimal o da benimkini okumuştur. Şu anda bu programı izleyince ortaya çıkacak bu. Bilmiyor mu okuduğunu? Hala bilmez. Yok, şu an aklıma geldi. Eyvah. Hala bilmez. Gamze abla pardon ya. Ay ablacığım ya. Ama her şeyini biliyorum, affedersin. Peki sevgilisinin günlüğünü bulsa okuyacak olan var mı aramızda? Ben beklerken okudum. Evlendikten sonra aldım bir daha okumadım. Arkadaşlar 10 günlük konuştu, gördünüz mü? Ezberlemiş, hiçbir şey anlamadık. Aynen. Tekrar noktası, mesela, virgülü yok, yükleme öznesi yok, ilk defa gördüm. Var var da belli etmedi. Gizledi onların hepsi. Gizli özneler, yüklemler. Ve çok pardon, bu daha önceden gerçekten hazırladığınız bir demeç mi? Ama bu pek geyik gibi değil. Biz çok gerildik aileniz adına. Valla ben üzüldüm bu aileye. Mutlu olsunlar inşallah.
Peki beyefendi, siz bu durumla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sağ eşi sizsiniz diye düşünerek size soruyorum. Evet, evet. Ben yazmıyorum. WhatsApp'ta öyle şeylerde çok bir şey yok. Aynen. Ha, öyle şeyleri okumaya vaktiniz mi yok? Yazmaya da o yok. O canım ya. Alın alın mikrofonu alın. Hakikaten adamın başını yakacağız. Yanındaki biri mesajlaşırken bakar mısın gözümün ucuyla? Bakmam. Aa. Ben biraz asilimdir. Bakarım. Evet. Yani... Bir minik bakarım ama yani çok belli etmem. Oo, ben... O konularda oyunculuğum çok iyidir. Yani öyle lök diye bakmam ama her zaman şöyle küçük doğal oyunculukla küçük bir şeyler yapabilirim. Ben alıyorum ya telefonu. Banadır diye yani. Ben o kadar bakıyorum yani. Gerçekten mi? Tabii tabii. Ben çünkü benim her an telefonla bir şey yapmam gerekiyor gibi bir durum var ya. Senin de öyle gerçi ama ben işte kesin işte burada birinin telefonu var. Oraya bir şey geliyor, parlıyor işi. Aa, Umay mesaj atmıştır diye ben ona... İşle ilgili tabii bir şey ya. Oldu diye el alemin telefonuna elimi uzatıyorum. Falan. Aa yok, ben o kadar değilim. Uraz demişti, asla bakmam diye. Oy, oy ya, çok yalancı bir çocuktu. Şimdi burada bugün biliriz. Kimseyi sağ bırakmayacağız abi. Mahvedeceğiz onları be. Yeminli geldi çocuk. Peki. Vallahi o kadar şanslısınız ki tek kaliteli bu dünyada biz varız bu ülke. Ve siz de onlara denk geldiniz. Çak be. Ya! Hiç kendi horlama sesine uyandın mı? Ya ben çok horluyorum. Çünkü sinüzit hastasıyım. Gerçekten ağzım burnum doğdum doğalı tıkalı. Daha ben burun ne hiç bilmem. Ha bunu çöpe at. Gereksiz bir organım var öyle duruyor. Ve şey, biriyle uyurken falan hep şeyle, stresiyle uyuyorum. Horlamaman lazım, sen starsın, işte sen özel bir çocuksun. Ve hep böyle yere tedirgin uyuyorum ve sesi de kendim kalktığım oluyor. Mesela, horladın mı diye soruyorum. Uyandırıp ama. Evet, böyle ilgi çekmemişken de ilgi çekiyorum. Çok korkuyorum horlamaktan. Mesela setlerde falan da böyle bir 5 dakika kestiğim diye sesine... Hep böyle bir irkiliyorum, çok utanıyorum. Çünkü hep horluyorum. Biz hiç uyumadık mı ya İbo? Bilmem, hatırlamıyorum da o... Denk gelmedi demek İlla ki. İlla aynı mekanda. Tevekkeli. Yoksa ben yan odadan bile adamı kaldırıyorum. Gerçekten çok kötü horluyorum. Evet. Bir müdahale düşünüyor musun? Düşünmüyorum. Okey. Bu bebek yüzümü bozmak istemiyorum. Mantıklı. Kirli sepetinden tişört ya da çorap giyip dışarı çıktın mı hiç? O yok. Ya yapamam. Yok. Evet. Temizim, biliyorsun. Aynen. Peki hiç sevgilinden ayrılırken sorun sende değil, bende kartını kullandın mı? Kesin hep bendedir o sorun. Değil midir? Ay biraz bunu konuşalım mı? Beni rahatlat. Saçmalama Enis, sende ne sorun oluyor? Kim bak, geliyor arkadan? Onu niye şey yaptın? Eski sevgilim mi geliyor? Galiba. Sana sürpriz, işte o sorunlu arkadaşımızı senin yanına getiriyorsun. Yok, hiç demedim ama herkese güzel ayrılmaya çalıştım. Hep tatlı tatlı, hep sorunsuz ayrılıklar yaşadım. Hmm. Hani sorun bende de olabilir, sende de olabilir bilmiyorum ama... Orta yol bulmaca. Allah bize daha güzel günler göstersin diyerek ayrıldım. Evine aldığın en pahalı eşya ne? Gerdanlıklarımdan bahsetmiyorum. Şaka yaptım, hiç almadım. Şey aldım, kremlerim var benim. Bir de biz influencer, celebrity, of the spotless mind gibi bir şeyimiz var ya bizim hayatta. Hani bir ya sürü... Artık yani hani artık eskiden var. Model, oyuncu, şarkıcı vardı. Şimdi influencer, celebrity, of the falan gibi bir şey. Ve çok krem geliyor. İşte güzellik ürünü geliyor. Ben de işte bir gün böyle alışveriş sitesinde gezerken... kremlerini koyabileceğim buzdolabı buldum. Buzdolabı var, bu kadar bir şey. İçinde bütün kremlerim, hepsi soğuk. Gece yüzümü yıkıyorum. Mesela buradan çıkıp yüzümü yıkayacağım, onları süreceğim. Soğuk, soğuk mu soğuk, olması lazım? Soğuk, soğuk. Hayır, olması gerekmiyor. İşte zenginlik belirtisi be, öyle işte. Ne o? İşte kremlerimi buzdolabında saklıyorum. Anladım, bir havası var. Krem buzdolabında saklanır mı ya? Var mı kremini buzdolabında saklayan? Ben de yeni gördüm, heves ettim yani. Hani içine ne diziyorsun ya, ne? En pahalısı o mu? Ay şey, evimdeki en pahalı şey bence bu olabilir. Ve en değerli Göksu diye bir arkadaşımız tasarlıyor. Karşında o anda selam vermek istemediğin biri böyle bir yürürken
görsen yine de ne yapalım deyip lak lak eder misin yoksa bir şekilde tüyer misin? Hemen sarılır öperim. Hemen asla. Yalan söylüyorsun. Nasıl? Sen benim hiç yan gözümle bakıp öyle kaçtığımı bilemezsin. Ben hep ben aşkım ya, diye ben sarılırım. Ben biliyorum. Ben o konuda sahtekarımdır. Hayır biliyorum. Hatta bazen sana oluyor bak itiraf et. Söyle bakayım. Bazen böyle ay bunu ne yapacağız şimdi diye adını söylese duymuyorsun. Ha. Ha. Sonra da pişman olup. Geri mi dönüyorum? Hayır. Aşkım. Sonra. Ay ben bunu böyle yaptım. Aa Allah kahretsin. Yaparım. Evet. Yaparım ama genel olarak panikten sarılmayı tercih ederim. Evet. Yani ilk olarak o. Yani gördüğümü sevmesem de aşkım diye bir sarılırım. Benim var öyle sahtekarlıklarım. O evet, konuda dürüstüm. Ay bir de böyle dürüstüm diyen tipler vardır sahtekar ya. Sahtekar ama dürüst. Evet. Peki en son kimi stalkladın? İsim vermem. Asla vermem ama şeyleri stalkluyorum. Gündüz magazin programlarını izliyorum. Mesela dedikodularını yapıyorlar ya. Oturuyorlar işte o öyle yaptı, böyle yaptı. Hemen o kişinin sahte profilinden sayfasına girip hani o kişi cevap verdi miye bakıyorum. Aa. Kesin mesela bu kadar bir makale yazıyor, onu okuyorum. Ha o da ondan böyle intikamını aldı diyorum. Aa. Çok seviyorum, magazine ölüyorum asla ama belli etmiyorum. Belli mi etmiyorsun? Kime belli etmiyorsun? Biz seninle geçen gece izledim. Bu da normalde evde kitap okur ya gıcık, benle hiç alakası yoktur. Hep böyle yapıyor bak. Hiç algılayamıyor. Ben o kadar uyum sağlıyorum ki o duruma. Sonra orada işte millet birbirine hakaret ederken bakıyorum. O ona ne cevap yazdı, o tiplere çok bakıyorum, evet. Bayılıyorum. Hiç asla ismini söyleyemeyeceğin biri sana DM'den yürüdü mü? Nasıl bana soruyorsun? Kimse yürümüyor ya. Ha? Vallahi mi? Yemin ederim ben hiç bana DM'den yürüdü. Hiç duydun mu bana DM'den yürüdü? Ya ben hiç bana yürüyen görmedim. Doğru. Ya da ben algılamıyorum. Ben hep kuzum diye cevap veriyorum. Ben bana hiç yürüyen, hiç öyle, gerçek benim öyle bir algım da yoktur fazla. Beni kesiyor. Sen hiç beni kesiyor dediğimi duydun mu? Yok. Sanki hiç kimse bana bakmıyormuş gibi. Neye üzüldün kız? Yok, o kadar yok. Da değil ya. Yok yok öyle bir derdi yok merak etme. İnternette arama geçmişini biri görse en utanacağın şey ne olur? Ha şey en son Ece Seçkin'in düğününe gittim. Orada büyük altının fiyatına baktım. Kaç olmuş? 3700 mü? 3800 ne? Mü? Ne? 3700 mü? Ece selam olsun. Ece'ye tam altın taktın tam diye taktım. Düşünüyorum. Tam taktım. İçine de Enis Arıkan yazdım ki hani ne olur ne olmaz. İrem Derici belki yarım takacak. O benimkini yarım sanacak korkusunda. Ona Enis Arıkan kalp koydum. Çok iyi yapmışsın. Akıllı zaten mi? Adet oldu. Peki en son ne zaman birini özleyip hüngür hüngür ağladın? Şey hipnoz seansına gittim. Ay, her şeyimde bir garip ya. Adam bana dedi ki işte dağları düşünün, denizleri düşünün dedi. Çok güzeldi tamam mı? İlk 5 dakika dağlarda koşuyorum Haydi gibi. Ondan sonra denizlere gidiyorum. İşte Mavi Göl diye bir film vardır. Okyanusa atlıyorum, yüzüyorum falan. 10 dakika sonra bir şey oldu baby. Böyle kötüye düştüm. Böyle ablamı görüyorum, ağlıyorum hop. Dağda ablam beliriyor köheylan gibi. Ablamı görüyorum, ağlıyorum. Annemi sahilde, okyanusta görüyorum, ağlıyorum falan. O hipnoz seansım biraz zor geçti. Çıkışta da bayağı bir ağladım. O kötüydü. O kadar başka bir şey olmadı. Anladım. Kötü bir hikaye miydi? Yok, beğenmedin çok iyi mi? Bir hikaye. Şey, özlediğin birini sordum ya ben. Özleyerek ağladın. Mesela... Belli ki anamı özlemişim ki okyanusta görmüşüm. Bu ne saygısızlık ya? Haklısın, ben öyle düşünmedim. Benim ablam boşuna mı dağda belirdi? Belli ki özlemişim. Vallahi kalbim kırıldı. Berbat bir program. Peki, zayıflamak için yaptığın en tuhaf şey ne? Konservatuarda Gözde Seda Altuner vardır. Hatta en son sana konuk oldu. Gözde ile birlikte bütün okul zayıflama hapına başladık. Konservatuardayız. Shakespeare oynuyoruz. Elimizde kafatası hop bayılıyoruz. Arkadaşlar ilaç bizi mahvetti ama günde 7 kilo falan veriyorsun. Yani müthiş bir ilaç ve bende ergenlik ödemi çok vardı. Ya davul gibiydim. Ve bizde konservatuarda şey çok önemlidir. Yani düzgün
görüneceksin sahnede. Öyle etli butlu lömür lömür olmayacak. Hep hocalar uyarırdı. Enis'cim kilo ver, kilo ver. Ben de hapı atmaya başladım. Anam ben sağa bayılıyorum. Gözde sola bayılıyor. Sonra yani gerçekten çok kötü bir 3 hafta falan geçirdik. Yani çocukluk cahilliği yani. Sakın öyle ilaçlar kullanmayın. Bak, bak aklımın yarısı mesela o yüzden yoktur benim. Ben yoksa çok daha bilgili, kültürlü bir çocuktum. Silindi gitti. Ve... Ama gerçekten bir 7-8 kilo verdim 3 haftada. Ama sonra çok bayıldığımız için bıraktım. Geçmişe baktığında en çok salak yerine konulduğunu düşündüğün bir an var mı? Ne zaman? Beni kimse salak yerine konamaz mı? İlk defa sinirlenmiştim olmadı ya. Yani bilmiyorum ben salak yerine konduğumu düşünmem biliyorsun. Öyle şeylerim de yoktur. Hani karşı tarafı da suçlamam. Hep kıyamam ya niye böyle yaptı, ne derdi vardı, beni salak sandı falan gibi hep böyle geçiştiririm. Onları da öyle geçiştirmişimdir büyük ihtimal yani. Ama kesin birileri beni şey yapmaya çalışmıştır. Kandırma ya. Web story atarken çok samimi bir halin var ya. Yani herkes arkadaşınmış gibi görünüyorsun. Yani tabii ki senin içinde yaşadığın başka şeyler vardır ama. Hiç mesela DM'den sohbet etmeye başlayıp arkadaşlık ettiğin insan oldu mu? Ha, çok korkarım DM'den yazışmaya. Çünkü şey yani bende şey çok vardır ya ben hemen de yazıştığıma da aşkım da diyebilirim, kuzum da diyebilirim. Bunun yanlış anlaşılıp başıma bir şey gelmesinden çok korktuğum için insanların çok mesajlarına cevap vermiyorum aslına bakarsan. Hı. Çünkü bir iki kere böyle başıma bir tehlike gelir gibi oldu. Yani atıyorum birine teşekkür ettim sağ ol kuzum kalp koydum hemen storylerinde paylaşmalar bilmem ne ama okuduğunda... Oh. Anlayamayacağım bir şey falan böyle bir tedirgin etti o beni. Ha, ama bu arada şey o mesajı mı storiesinde paylaştı? Tabii. Aa. Evet onun için. Ha onu... galiba o suç bu arada. Öyle mi ama o art niyetle paylaşmıyor aslında. Anladım. Belki de ama yani yok, okuduğunda evet. Baktığında anlam veremiyorsun. Ben gene Godoşe gibi yani kalpler atmışım, çiçekler atmışım. Bir anlamsız bir şey oluyor. Yani şey ama mesela bir tane Enis Arıkan fan club var. Kıza bayılıyorum. Benle ilgili koyduğu her şey çok komik. Yani küçük Enis Arıkan gibi bir şey. Yani zihnimiz aynı çalışıyor bana göre. Kızın her storiesine çok gülüyorum. Kız benimle asla diyalog kurmuyor. Aa. Yani şey ne görselini gösteriyor işte ne işte adını yazıyorsan nerede oturduğunu bilmiyorum. Ve dedim ki benimle paylaşsana merak ediyorum sen kimsin? Seher diye bil beni dedi. Ama belki de erkek. Yani hiçbir şey bilmiyorum ve gerçekten bir tek onunla yazışıyorum. Bana şey böyle garip sorular soruyor. Ona cevap veriyorum mesela kimseye söylemeyeceğim. Mesela işte diziye hangi oyuncu giriyor Enis yeni diziye diyor. Ona yazıyorum. Aa. Falan. Evet böyle aramızda bayağı bir mesajlaşma var. Mesela aslında söylenmemesi gereken bir şey onu söyleyebiliyorum. Bak, ama böyle aramızda mesela ben onun yüzünü bilmiyorum. 2 yıldır onunla kesin yazışırım. Karşılaştığın saçma şeyler oldu mu? Şey gibi bu story paylaştığın yere gelmesi insanların gibi falan. Ha. Ya da ona dikkat ediyor musun? Yani nerede ol? Mesela bazı arkadaşlarımız var. Hani bulunduğu yerin storiesini oradan ayrıldıktan sonra atıyor. Atıyorlar. Dikkat ediyor falan. Sen de dikkat ediyor musun? Başına böyle bir şey geldi mi? Yani ben biraz korkmaya başladım aslında ya. O şeyden dolayı. Evet. Yani Alaçatı'daki yazdığıma çok insan gelmeye başladı ve herkes kapıyı çalıp içeri girmek istiyor. Mesela ona anlam veremiyorsun. Ben seni hiç tanımıyorum teyze. Yani kapımı çalıp beni öpmek istiyorsun ama evime girmek istiyorsun. Oturmak istiyor. Bir çayını içeyim diyor. Ama teyzeciğim ben seni hiç tanımıyorum. Ve silip mayomla evimde gezmek istiyorum yani. Niye senle otur kısmını bir anlayamıyorum. Mesela şöyle bir şey oldu. Üst katta soyunuyordum. Yemek siparişi vermiştim. Böyle üst kattan baktığımda bahçeye motorla 2 kişi geldi. Yani motorda 2 kişi biniyor. Şimdi hiç yemeği 2 kişi getirdiğini görmemiştim. Arkada kız, önde ada, eninde paket. Neyse ben sonra üstümü giyiniyordum bilmem ne. Adamlar giriyor eve kızla çocuk.
Enis Arıkan nerede diyorlar. Aşağıda da temizlikçi abla var. Enis yukarıda diyor. Ben de tam giyinmiştim. Derken odamda, yatak odamda bak yemin ederim İbo. İki kişi böyle bakışıyoruz. Dedim ki buyurun beyefendi. Ben dedi yemek getirdim. Dedi ki beyefendi ya çıplak olsaydım burası benim yatak. Dedi ki ama bir fotoğraf çektirmeye geldik biz dedi. Kasiyer kızı da arkasına atmış. Kasiyer kız bakmış o yemek sepetinden. Aa Enis Arıkan sipariş. Birlikte gidelim diyor. Bizim Fatma da anlamamış. Onları yatak odama gönderiyor. Yani böyle şeyler olunca bir tık yine kızamıyorum ama beyefendi çıplak da olabilirdim. Yatak odamdası falan diyor. Böyle yapıyor. Zaten seni hiç duymuyor. Fotoğraf çekelim mi? yapıyor. Tamam beyefendi diyorsun artık. O deliliğe diyecek bir şey yok. Ya bunlara sinirlenirsen çıldırırsın gerçekten. Ben gene tatlı tatlı üstesinden gel ama ürkütüyor tabii. Evde otururken birinin evime girmeye çalışmasına anlam veremiyorum. Hiç detoks yaptığın oluyor mu sosyal medya detoksu? Asla yapamam. Değil mi? Sen hiç yapmadın öyle bir şey. Asla. Ha bir hasta olduğunda biraz şeydi. Bir liposuction yaptırdığımda. İşte hasta dedim ben ama sanki kimse bilmiyormuş gibi. Aa onda da işte grip oldum birkaç gün size story çekemeyeceğim falan deyip yattım. O kadar yaptım. Detoks yapamam ben. Ben bayılıyorum sosyal medyaya. Evet. Ne yapacağım evde yalnız yalnız? Çok yalnızım. Buradan... Bunu fragmana koy diye söyledim. Bir daha oynayabilirim. O kadar çok şey söyledin ki. Fragmanlık mı? Teşekkürler. İnanılmaz. Senin için her şey senin için. O kadar tatlısın ki. Peki, talk show'undan bahsedelim hadi biraz. Nasıl geçti senin çok için? Çok zor iş. Nasıl yapıyorsun? Oğlum ben sana sordum. Neyi soruyorsun şimdi bana? Sen zor çok iş mu zorlandın ya? Hayır, zorlanmak değil ama gerçekten evine konuk ağırlamak gibi bir his arkadaşlar. Yani benim ilk bölüm konuğum Gülşen ve Edis'ti. Menajerim burada. Yemin ederim Gülşen'le Edis gelmeden evvel kendimi şöyle buldum. Gülşen'le Edis'in helasını çamaşır suluyordum. Yani hani o kadar şey benim gibi bir tipe çok zor bir iş. Yani herkesi çok iyi ağırla. Evime yemeğe geliyormuş gibiydi. Ay yani öp, kokla, sarıl, doğru davran, düzgün davran, aman mutlu olsunlar hissi beni bir tık yordu ama çok eğlenceli iş tabii ki. Bir de her gelen konuk gerçekten beni hiç kırmadı. Herkes her istediğimi yaptı. Çok saçma isteklerim de oldu. Abuk subuk zibidi videolar da istedim. Hiç beni kırmadılar ama kolay iş değilmiş bu gerçekten. İkinci sezon devam ediyor şu an değil mi? Evet 26. bölüme geliyor şu anda. 26. Ben toplu çektim. Aha. O yüzden şimdi herhalde 24 yayınlandı öyle bir şey. Ha peki 3. bir sezonu planlıyor musun? Ya kesin yaparım ama şimdi camdaki kız da haftanın 6 günü çalıştığım için onu nereye sokacağımı bilmiyorum. Ama bu kesin çalışmalarına başlarım bu yıl içinde. En sevdiğin konuk kimdi? Ya Murat Boz'a bayıldım. Hepsine bayıldım. Ya hepsinin yeri ayrı. Ya hepsi benim bebeklerim. Evet, hepsi bebeklerim gerçekten ama Murat Boz'un o zarifliğini çok şımarıklık istedim bir de Murat'tan. Yani o ya, adamın 9 yaşındaki sünnet olduğu bir video vardı. Adama o sünnet salonunu kurdum. Kendimi sünnetlik çocuk yaptım falan. Ya adam hiçbir şeye hayır demedi. Ve çok etkiledi beni Murat. Oğuzhan Koç'un öyleydi. Edis'le Gülşen ilk konuklarımdı. Mesela kurabiye canavarı gibiyim onlarla birlikte. Onları hiç konuşturmamışım. Mesela diyorlar ki Edis'le Gülşen hiç konuşmuyor. Yavrum ben ilk bölüm olduğu için yemişim onları anladın mı? Alan bile tanımamışım. Ama öyle öyle öğreniliyor bu işte. Herhalde. Mesela sana da alan tanımıyorum şu anda. Evet o, tam ben de onu söyleyecektim. Aa, yani o ilk bölüm. Aynen tamam. Öyle öyle herkese çok acayip deneyimler yaşadım ama herkes çok tatlı ve çok zarifti. Aleyna Tilki de şahaneydi. Bayıldım. Ha. Dediklerinin çoğunu anlayamadım ama kuzum o kadar tatlılar ki biz yaşlandık artık. Başka bir kafa artık bizim de onları anlamamız gerekiyor. Evet. Ama onların cümleleri çok farklı. Yaptığı şakalar çok daha farklı bizden. Ve böyle onu dinlerken gerçekten böyle anlamaya çalıştım. Ve cümlelerini şahane buluyorsun aslına bakarsan. Ama aynı kafa yapısında olamıyorsun. Bilmiyorsun o jenerasyonu galiba. Bayağı dinlerken böyle şaşırarak dinledim. Ama çok zarifti, çok şahaneydi.
İyi ki benim konuklarım olmuşlar dediğim insanlar yani. Peki biz kendi aramızda arkadaşlık ederken senin yani her birimiz ayrı ayrı senin böyle bir program yapman gerektiğini sana söylüyordum. Evet. Sen hayal ediyor muydun bunu? İstiyordum. Çok istiyordum. Yani ve de çok da mutlu oldum aslına bakarsan. Ama burada da mutluyum. Ben her şeyde mutluyum bu ya. Ay. Niye öyle? Kötü bir şey mi canım? Bunu hayır yapıyorum. Değil yani ama sana konuk olduğumda da mutluyum. Senin yerinde oturduğumda da mutluyum. Yani ben bu ışıltılı hayatı çok seviyorum. Enis'e bu hafta Kuzey Afrika'da böyle safarili mafarili tatile baş başa kimle gideceğini seçtireceğiz. İşte ilk seçenekler. Burcu Biricik'le mi gitmek istersin? Yoğsam Çağla Şüker'le mi gitmek istersin? Aa, berbatsın ya. Bir Çağla'ya bayıldım ya. Arkadaşlar biraz Çağla'yı övelim mi? O da bana konuk geldi. Muhteşem bir tip. Şahane bir tip. Evet. Benim de ilk sezon ilk konuklarımdan evet. Doğru. Çok ben bak benim. Gerçekten uzun zamandır hayatta bu kadar etkilendiğim bir tip olmamıştı. Muhabbet ederken mest oldum. Nadir tiplerden Çağla Burcu'yu seçiyorum. Çünkü Türkan rol arkadaşı Burcu ümüğümü sıkar sette. Aynen. Peki ümüğünü sıkabileceğini düşündüğümüz başka bir isim. Burcu Biricik mi yoksa İrem Derici mi senin tatil arkadaşın olsun? Hemen İrem'e geçtim aşkım. Belaya bulaşır mıyım? İrem'le nereye gidiyorsa yine öldürür beni. İrem Derici ile mi yoksa Serenay Sarıkaya ile mi gidersin? Ay Serenay'ı da çok özledim. Bugün DM'ye attım ona. İznik'te çalışıyor. Biliyorum o da bana günaydın diye mesaj. Çok güzel. Başka? Serenay'ı seçiyorum. Özledim şu an. Çok güzel. Yine tutarlılıkta Enis Arıkan gibi olun. Serenay Sarıkaya mı, Murat Boz mu? Aa Murat Boz seçiyorum. Programda çok iyiydi. Asla nefes almıyor adam. Peki Murat Boz mu, Ezgi Mola mı? Aa Ezgi de reytingi çok yüksek. Bir de severim. Ezgi Mola diyorum. Peki Ezgi Mola mı, Şebnem Bozoklu mu? Aa Şebnem Bozoklu. Bende çok emeği vardır çocukluğumdan beri. Ben Şebnem Bozoklu diyorum. Peki Şebnem Bozoklu mu, Şükrü Özyıldız mı? Aa. Şimdi Şükrü Özyıldız kadar yakışıklısını da görmedik. Yakından ben hiç görmedim. Büst gibi pislik. Evet nefreti. Ya. Arkadaşlar biz üçümüzün soyunma odası birlikteydi. Ay canım ya İbo ile ben bir soyunuyorduk, tansiyon düşüyordu. Acıklı anlar. Gerçekten. Ulan bu heykel. Artık ben saklanıyordum falan canım. Bir noktadan sonra şey yapamıyorsun. Ben de hep bir şey oluyorsun. Tabii. Şükrü'nün yanında. Ya memeni kapıyasın geliyor. İlginç bir şey ya. Şükrü'yü seçiyorum. Şükrü. Büstler kazanır. Aynen. Peki Şükrü Özyıldız mı, Ajda Pekkan? Aa, şey. Bak. Hepsine aa diyemezsin. Ajda'nın yeri de ayrıdır. Çok Ajda Pekkan. Ajda Pekkan. Ajda Pekkan'a Ajda'nın yeri ayrıdır mı dedin? Yavrum artık sen de ünlü olunca onlara isimleriyle. Sezen'im gibi. Allah tabii. Aynen. Onlar da artık Enis diyecek bana. Ben de ona Ajda. Ha onlar zaten Enis diyordur. Tanıyoruz birbirimizi. Aynen, uzaktan. Evet. Tamam. Öyle düşün. Peki Ajda Pekkan mı Dua Lipa mı? Aa. Şimdi Dua da çok tuttu bu ara. Ben Dua Lipa diyorum. Ratingi yükseği seçerim ben. Tamam. Dua Lipa mı, Roger Federer mi? Aa tenisçi canım. Ben de tenis oynadığım için Roger'ı seçiyorum. Tenis oynadığın için. Ne için seçeyim? Hayır yok tenis oynama. Adamın güzel suratını mı seçeyim? Ne? Yok yok sen tenis oynuyor musun? Oynamıyor muyuz? İbocuğum biz aynı yere gidiyoruz ya. Evet. Ben, sen beni insanlara niye böyle lanse ediyorsun? Kardeşim birlikte rakete vurmuyor musun? Rakete mi vuruyoruz dersiniz? Sinirden söyleyemedim. Valla nefret ettim senden ya. Çok güzel. Peki Roger Federer mi, Acun Ilıcalı mı? Aa Acun. Şimdi biraz da dürüst olalım. Ya adam bana program yaptı o kadar. Evet. Çok masraf etti. Acun'u seçiyorum. Acun Ilıcalı mı, Josh Holloway mi? Ay sen mi kaldın lost? Ay hadi yallah hadi. Acun Ilıcalı diyorum hadi. Sonunda bir yerde durabildi. Acun Ilıcalı mı Hande Ataiz mi? Hande Ataiz'i yakından görmeniz lazım. Çok iyi bir tip.
Ben bayılıyorum. Ben orada test ediyorum. Çocuklar şunun güzelliğine bakın. Ben çok Hande. Ben biraz fan club'ımdır Hande. Acun yeni sezonda görüşürüz ama Hande ben sorum. Tamam peki Hande Ataiz mi Serena Williams mi? Vallahi bir topa vuruyor. Ömrümün yarısı gidiyor panikten. Yani çok sinirli bir gerginlik ha. Ya. Ha gergin bir sporcu diye. Sporcu bayılıyorum ama. Evet o yüzden Hande Ataiz. Hande Ataiz. Evet çok iyi. Hande Ataiz mi yoksa Christian Bale mi? Ha yok Hande Ataiz. Hande Ataiz mi Hazal Kaya mı? Oy Hazalcığım. Hazal. Hazal çok seviyorum Hazal. Peki Hazal Kaya mı Meryl Streep mi? Ay Meryl Streep. Şimdi Meryl'in de yerini yerim. Ha hakkını yemeyek. 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 Peki Meryl Streep mi Pedro Alonso mu? Meryl. Pedro'yu duyunca reddettin zaten. Hemen. Meryl Streep'in yanından kimse geçemez. Evet. Bakacağız şimdi. Meryl Streep mi Brad Pitt mi? Meryl Streep. Meryl Streep mi Seda Sayan mı? Seda Sayan. O kadar iyi biliyorum ki. Meryl finali Streep. Seda ile yaptın değil mi? Hayır. Ama yani... Final Seda'dır. Asla vermem kimse. Aynen görürsün. Bacım. Seda Sayan mı Tom Ellis mi? Seda Sayan. Peki. Seda Sayan mı Aslı Kızmaz mı? Menajer. Ekmek param mı? Aslı var ya orada. Sen bilirsin. Aslı Kızmaz. Peki Aslı Kızmaz mı? Tabii ki sormadan geçemeyeceğimiz o güzide insan. Jason Momoa mı? Aslı Kızmaz tabii ki. Tabii ki Aslı Kızmaz. Gene kara belamla bitiririm bu işi. O zaman Aslı Kızmaz'la gidiyorsun Kuzey Afrika'ya. Dizi nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. İkinci sezona başladınız. Evet, başladık. Yayınlandı da. Yayınlandı. Evet. İki bölüm yayınlandı. Çok da güzel reytingimiz var. Güzel gidiyor. Benim için ben aslında hiç kabul edeceğimi düşünmeden görüşmeye gittim. Neden? Hani biraz kırmamak için. Bilmem hiç dizi yapmak istemiyordum. Talk show'uma devam ederim. Doğru. Yani işte sosyal medyada işlerim var. Onlara devam ettiririm dedim ama yapımcı beni çok etkiledi. Bir iki cümlesi vardı. Gerçekten ona çok kandım. O da şuydu. Karakter 3 bölüm boyunca görünmüyordu. Ama sadece dizide onun hakkında bahsediliyordu. Muzo bu evde, bu odada. Ama o kapının arkasında bir karakter var ama kim olduğu belli değil. Hep Muzo. Ve dedi ki, Enis'ciğim bu rolü herkes oynar evet. Ama sen o odadan çıktığında başka bir etkisi olacak dedi. Herkes çok şaşıracak dedi. Ve seni ben o role çok yakıştırıyorum. O yüzden ilk senle görüşmek istedim dedi. 3. bölüm girsem bile dedi, şimdi dedi ilk senle görüşmek istedim falan gibi. Böyle şeyler olunca çok etkilendim. Çünkü bu kadar zibidilik yaptığım bir dünyada bir yapımcının hani tabii ki bunun olmaması anormal belki de ama gene de artık görmüyor ya yapımcılar. Biz sadece güldüren adam, işte tatlı adam, sadece belli başlı şeyleri oynayabilen adam olduk. Ama o öyle düşünmedi. Etkin çok farklı olacak. Seyirci çok etkilenecek senden falan dedi. Çok etkilendim ondan. Ve tamam oynamak istiyorum dedim. İyi ki de oynamışım, mutluyum. Ya. Evet, bence de iyi ki de oynamışsın. Peki özlemiş misin drama oynamayı? Çok ama çok zorlandım. Yani ilk bölüm oyuncu koçuyla çalıştım. Çok uzun zamandır komedi yaptığım için böyle... Ben galiba oyunculuğu unuttum, beni çalıştırır mısın dedim. Çağ Çalışkur'u aradım. Çağ her gün evimde bana egzersizler yaptırdı, beni çalıştırdı. İlk gün sete gittim. Çocuklar yemin ederim 2 repliğim var. 2 replik söyleyeceğim ve set bitecek ilk günü. Asla söyleyemiyorum. Kalp atışından. Bütün önümde de işte Devrim Yakutlar, Tamer Levetler, Nur Süreler hepsi karşımda. Yok bir şey oldu ve trak geldi yani. Unutmuşum o şeyi, hissin. Bunu nasıl anlatacağımı da bilmiyorum. Ve çok kötü oldum. 20 kere falan tekrar aldırdım. Ve sonra dedi ki yönetmen, en iyisi yemek arası verelim, sonra yine çekeyim dedi. Herkes çok tatlı. Sen rahat ol, hepimiz ilk bölüm böyleydik. Sen 3. bölümde girdin ondan falan diyor ama ölüyorum.
Ve ağlayarak gittim, Çağ'ı aradım. Çağ, ben yapamıyorum, ben oynayamıyorum, ben unutmuşum, ben bitmişim. Dedi ki ne olur sakin ol. Bana orada egzersizler yaptırdı millet yemek arasındayken. Böyle bir iki egzersiz yaptırdı. Zorla beni oynattılar bir türlü ama 30 tekrar falan iki cümle. Sonra ikinci, üçüncü bölüm rahatladım. Şimdi sanırım daha iyiyim. Peki komedi mi, dram mı diye sorulsa, ben çok hoşlanmam bu sorudan ama. Ben yani bayılarak söyleyeyim, ben dram için canım veririm. Yani ben hiç hayatımda komedi işinde olmayı hayal etmedim ama bir dram işinde canım veririm. Sadece dram oynamak istiyorum. Sadece nedenini bilmiyorum. Acaba şeyden olabilir mi? Orada zaten daha iyi kendini ifade ettiğini düşünüyor olabilir misin? Bilmem, belki de. Yani çok mutlu hissediyorum. Çok orada, yani Camdaki Kız'da da öyle. Eskiden Uçurum diye bir dizide otizmli bir çocuk oynuyordum. Onda da çok mutluydum. Aynı hissi yaşıyorum Muzo'da. Bilmiyorum yani, ben komedi işinde olmaktansa ömrümü burada geçirmeyi tercih ederim. Bir de yeni filmin giriyor. Kasım'da. Kasım mı? Evet, Kasım'da giriyor. Kasım'da giriyor. Benden Ne Olur? Evet. Aynen, Aslı Kızmaz'ın aynı zamanda Enis'in menajeri olan, bu filmin de senaryosunu yazmış olan, ki bunun aslında bir de kitabını yazmış olan Aslı Kızmaz'ın. Aslı'nın da ilk filmi değil mi? Evet. Aslı. Onda sen de oynuyorsun. Hazal zaten sizin setten fotoğrafta koyduk hemen yana. O ama komedi. Komedi. Evet. Nasıl oynadığımı söyleyebilir miyim? Lütfen. Dünyanın En Güzel Hikayesi. Arkadaşlar, kitapta başrol kız hikayesinde bir hayali kahraman var ve bu da Emel Sayın. Yani o Sertap karakteri hep Emel Sayın'la konuşuyor, hayali karakteriyle. Bütün sahneler Emel Sayın'la. Mavi boncuk haliyle düşün. Yani kız hep onunla bütün dertlerini konuşuyor. İşte onunla dertleşiyor falan filan, her neyse. Ve bir türlü pandemiden dolayı Emel Sayın'a ulaşılmıyor. Emel Sayın da hatırlıyor musun? Bizi Alice'de izlemeye gelmişti. Evet. Ömrüm boyunca o anı da unutmayacağım. Selam verirken Alice de sahnede ortada böyle bir ışık topu vardı. Emel Sayın bu olmuştu. Hatırlıyor musun? Sonra kuliste evet. Emel Sayın gelmiş evet. falan demiştik. Ve sonra Emel Sayın bana mesaj atmıştı. Oyunda çok tatlıydın, çok zarifsin Enis'cim, çok güzelsin falan gibi. Böyle çok güzel bir iletişim kurduk ve sonra Emel Sayın'la mesajlaşmaya başladık. Ne ilginç. Bu hikayede Emel Sayın üzerine kurulu. Ve bir türlü pandemiden dolayı Emel Sayın'a ulaşılamıyor, bilmem ne. Bütün kast oluşmuş, Hazal Kaya okey, herkes okey. Emel Sayın yok. Ben böyle yaptım bizimkiler. Ben Emel Sayın'ı tanıyorum. Ne hakla. Bir kere mesajlaşmış. Ben aradım Emel Sayın'ı. Dedim ki Emel Hanımcığım, size senaryo ulaştı mı? Size ulaşmak istiyor. Evet Enis'cim, ben onlara söyledim ama pandemiden dolayı çok korkuyorum. Sete girmek istemiyorum bu dönemde dedi. Dedim çok haklısınız ama belki ben de ararım sizi, kandırırım diye. Ne haklı gene. Ben Emel Sayın'ı kandırmaya çalıştım. Sonra kapattım, bizimkileri aradım, ekibi falan. Dedim ki yok, Emel Sayın olmuyor falan. Sonra bunlar böyle oldu. E kim olacak bu ya falan dediler. Dediler ki sen olur musun? Arkadaşlar ben Emel Sayın'ın elinden rolü al. Sen Emel Sayın'ı Enis Arıkan yap bunlar. Hazal Kaya Enis Arıkan hayranı oldu filmde. Bütün hikaye tekrar yazıldı. Benim üzerime kuruldu. Ben de sanki hiç Emel Sayın'a teklif etmemiş gibi hemen kabul ettim. Şu anda bir anda ben başrolü oturdum garip bir şekilde. Enteresan. Emel Sayın'ın rızkını yer misin? Ben yedim. Çok sağ olun. Beni mutlu ettiniz bu küçük alkışlarla. Peki Hazal'la Genco'dan tanışıyorsunuz. Evet, zaten, gençlik dizimiz vardı 20 yıl evvel. Hazal liseden kıyafetlerini çıkarırdı. Ona kostüm giydirirlerdi, liseden gelirdi. Ben de ondan... Hazal'ın işte birkaç ilk işi mi Genco? Ondan evvel bir işi vardı. Orada fark edilmişti. Sonra Genco'ya başrol alınmıştı fazla. Oradan arkadaşlık, iki yıl boyunca çok aşk yaşamıştık onunla da. Yani çok çocuktuk, çok bebektik. Annesi bana emanet ederdi. Ben onu gezmeye götürürdüm. Bağırları tabii, o çok zibidiydi. Annesi korkardı, ara sokaklara falan girerdi. Kahtılı mıçı gibiydi o.
Hep gezerdi Taksim sokaklarında falan. Annesi bana emanet ederdi canım benim. Ben onunla birlikte 2 yılımız öyle geçti. Sonra bu filmde bir daha iş yapabildik birlikte. Hiç film çekmeyi düşündün mü? Yok, ben nerem de çekeceğim. Ya bir yerde demişsin de ben bir şey... Demiş bir şey, filmini yapmayı çok istiyorum diye bir dönemin. Kendi hayatımı. Evet. Ha, söylemek istemedim. Evet, kendi hayatımla ilgili bir film çekmek istiyorum. Çünkü... Yani yapımcı olarak çekmek istiyorsun yoksa yönetmeni de mi olmak? Ha, yapımcı olarak. Ha. Yok, yönetmeni falan olmak istemiyorum ama onun hikayesini yazmak. Çünkü rahmetli babamdan sonra çok dramatik şeyler yaşadım. Ailemle birlikte, annemle, ablamla birlikte var olma çabamız çok zorladı bizi. O yüzden onunla ilgili bir film çekmek istiyorum ama zamanı var yani, onu çok istiyorum. Peki hiç çalışmaya başladın mı? Bunun hayır. Notlar onu... falan almalar. Hepsi o kadar aklımda ve belirli ki yıllardır. İnan baştan sona bütün hikayeyi söylerim sana yani. Hepsi hazır kafamda ama zamanı var ya. Belki 10 yılı vardır, neyse o. Ama babam öldüğü günden itibaren o babamın yatakta kalp krizi geçirmiş gördüğümüz andan itibaren annemin, ablamın ve benim aynı evde nasıl hayatımızın değiştiğini yazmak istiyorum. Mustafa Sağar geliyor. Ben bir ara İngiltere'de yaşadım. Aksanımdan anlamışsınızdır zaten. Galiba en komik şakası bu değil Enes. Biraz ama ben tuttum, ben sevdim. Çünkü sıfır aksan ya. Teşekkür ederim, iyi akşamlar. Enes Arkan'ı bildirdim. Benim için tamamdır yani. İngiltere'de bir sohbet esnasında iki tane Japon arkadaşıma Samsun'u yanlışlıkla çok abartarak anlatmışım. Pidemiz çok güzeldir. Doğru zamanda gelirsen denize bile girebilirsin demişim. Ve o iki arkadaş da bir şekilde atlayıp Türkiye'ye geldiler. İki tane Japon Samsun'a beni ziyaret etmek için geldi. Tabii ben onları İstanbul'a almaya gittim. Japonları bilenler bilir. Japonlar şaşırma eşiği çok düşük bir millettir. Ve devamlı şöyle reaksiyonlar verirler. Aaa! Kızları ben alır almaz zaten havaalanında başladılar. Aa, şık 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 her şeyin fotoğrafını çekiyorlar. Kız köprüyü gördü, köprüye bile aa yapıyor, lan köprünün sen neyine şaşırıyorsun? Onu zaten siz yaptınız yani, ona biz şaşırıyoruz yani. Aynada kendini görüyor, aa sen de mi Japonsun falan, bu tempoda bir şaşırma durumunda ilerliyor. Tabii eğer şaşırmak istiyorsanız zaten Samsun bunun için harika bir yer. Ben Samsun'u onları aldım ve... Mahallemizde bir bayram havası, bir Japon Pride gösterisi gibi düşünün. Böyle anahtar sallayan var daha önce Japon görmediği için. Dürtüp kaçan var. Sini sini börek geldi. İşte annem dedi ki bunlara hamsi yapalım. Babam dedi çok pişirme, bunlar çiğ severler falan. Bu kafada bir Japon ziyareti gerçekleşiyor. Babam eve gelen herkese sorabileceği en saçma soruyu sorar. Tabii Japonlar da bundan nasibini aldı. Babam dedi ki sor bakalım bunların dini ne? Ben de sordum. Dininiz ne? İşte kızlar Budistiz dedi. Babama dedim ki baba Budistlermiş. Babamın tepkisi şu. Din aynı, din peygamberi farklı. Biz Hazreti Muhammed'e inanıyoruz. Onlar Hazreti Buda'ya. Hazreti Buda mı? Biz domuz yemiyoruz. Onlar inek yemiyor. Ki inek yemeyenler Hindular. Adamın Budizmle ilgili hiçbir fikri yok. Yarım saat bize Budizmi anlattı. Hak dinidir. İşte tabii din muhabbeti açıldı ve babamın adı Faysal. Şimdi adınız Faysal'sa ve din muhabbeti açıldıysa bir şekilde Orta Doğu'nun kralına dönüşürsünüz. Çünkü onlara böyle Orta Doğu'yu anlatmaya başladı. Dinimizi anlatmaya başladı. İşte onlara tercüme et dedi. Biz günde 5 vakit namaz kılarız. Ben kızlara dedim işte we pray 5 times per day. Kız aa işte şaşırıyor. Babam her seferinde beti yükseltiyor. Sen bunları sabah bir namaza kaldır falan. Tabii bir sonraki oruç. Kızları oruç tutturdu. We fast, we don't eat anything all day. Aa süper, oruç tuttular. İftardayız. Tercümeler, saçma sapan tercümeler devam ediyor. Babam şöyle bir şey söyledi. Abdestsiz sofraya oruç dayanmaz. Hadi tercüme et. Without washing all of your body parts until the pinhead size dry place left, fasting is not enough for this table. Kız, aa ne anladın sen o laftan da şaşırdın. O lafı ben anlamadım yani. Sen Japonsun. Sen hiçbir duştan sonra vücudumda iğne başı kadar kuru yer kaldı mı, gerginliğini yaşadın mı yani? Sonra dışarıya çıkardık kızları. Ve babam kızlardan ismi Yaşıyor olanın ayağından arabayla geçti. Ve kıza yabancı değil benim dedi. Ve benim bunu tercüme etmem gerekiyor. Reddettim. Ayağından araba geçince diğeri
Faysoru, babarı, otomobili, nanika dattaşlıyım o. Öteki de, aa. Evet, ilk defa şaşırman gereken bir yerde şaşırdın. Seni tebrik ediyorum. Bir insanın ayağından arabayla geçilmez. Benim şakam buydu bugün için. Biraz da böyle temiz bir ses. Allah kabul etsin. Teşekkür ederim. Süremi de hallettim. Allah razı olsun. Mustafa çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler beni dinlediğiniz için. Harika bir gece oluyor. Buradan iniyorum. İyi akşamlar. Sahnede olmayı özledin mi? Çok özledim ya. Var mı planın? Evet, bir tiyatro oyunu geldi. Okudum, ya. Bir de çok sevdim. Ben kabul ettim. Ya. Şimdi evet, ettim. Hadi hayırlı etkilendim. Olsun. Okuyunca çok etkilendim. Malı yeni çok... bir haber mi bu? Yeni taze. Böyle hadi hayırlı olsun. Bir ay evvel falan okudum. Tamam yapalım dedim. Öyle. Güzel bir hikaye. Ne zaman başlayacaksın? Bir planı var mı? Ya plan daha yapılmadı. Şimdi ilk okuması yapılacak. Benden ha. Başka kimse belli değil şu anda. Aa. Evet, diğer kaslar da belli olunca zaten story çekerim biliyorsun. Tabii. Bunlar hemen da var. Okey, anlarız. Peki. Okay. Oynadığın işler içinde en sevdiğim şuydu diye söyleyebileceğim bir tane var mı? Ayırabiliyor musun yoksa onların da mı hepsi bebeklerin? Ya hepsinin yeri ayrı tabii. Yani ama ya uçurum. Uçurum. Hmm. ATV'deki uçurum benim için en değerli işimdi. Neden? Kendimi en gösterebildiğim, en olmak istediğim... İşte yani çok dramın içinde olmak istediğim için tam bana uygun bir işti bence. O yüzden en mutlu olduğum iş uçurum diyebilirim. En iyi yerine içecek bir gönüllüye ihtiyacımız olacak. Gel reis gerçekten be. Gerçekten. Gelsin diye gerçek mu? Var. Yani o kadar zank diye elini kaldırdı. Biri de gel. Benim için içsin diyeceğim ama göt gibi kalmayayım istiyorum. Gelin, siz de buyurun. Sizi tanıyalım. İrem ben. Ha? Lojistik sektöründe çalışıyorum. Lojistik sektörü? Aynen. DHL firmasında çalışıyorum. Beyefendi neyiniz oluyor? Erkek arkadaşım. Ne kadardır berabersiniz? 5 yıl. 5 yıl? Maşallah. Kaç yaşındasınız be? 24. İsminiz neydi bu arada? Dilan Hanım. Dilan Hanım. Ay Dilan, ağzından ses çıksın ya. Didem ben. Didem evet. Hanım, siz ne iş yapıyorsunuz? Ben harita mühendisiyim. Harita mühendisi? Evet. Çok iyi. Metro inşaatında çalışıyorum. Metro inşaatında? Aa, çok acayip bir sorun var. metro tabelaları U olacakmış. O ne demek? Onu bilemiyorum. Öyle bir şey, Ulaştırma Bakanlığı'nı simgelesini U yapacaklarmış, M'leri. Aa. Öyle bir şey. Nereden anlayacağız biz metroya gidip gitmediğimizi U'yu görünce? Ben işte ne bileyim. Bilemiyorum. Bakanlık herhalde oraya birer şube kuracak bir de. Olur mu yanlış? Hemen iptal edilsin. O sizle mi ilgili? Hayır. Onu çözün bak. Ben çünkü gerçekten U'ya binmem. M'ye binerim. Biz bir de alıştığımıza bineriz. Asla öyle demek istemedim. Alışırız daha da. Üst yani, makamlara haber verelim. Soralım. Ne efendim? Daha üst makamlara soralım. Üst, makam, üst makamın siz... beni arasın kızım. Aynen. Yetkili biriyle görüşebilir miyiz? Buyurun. Yanar. İnsanlar da yanar. Bilemedin. O nasıl yanar? Bu mu? Evet. Yani böyle bir şey. Evet, kaybettim. Hem de nasıl yanar. Yanmak çözüm değil, ha, onu evet. Söyledin sana. Bizi nikah baklar diye beyefendiye sinyal veriyor, şaka. Evet. Didem Hanım çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sayenizde kaybettiler. Hangisini içirmek isterseniz hanımefendiye? Neymiş o, kokla bir. Ay çok güzel kokuyor. Aç ağzını kurban. Açma. Oğlum o öyle boğacak, kadını boğacak. Ben saçın... mi içireyim? Kocası vardır bunun. Al içme. Güzel miydi? Afiyet olsun. Beğendiniz mi? Buna çok para vermeyeceksin ha. Bizden. Siz kimsiniz? Ben Olgu. Olgu Hanım. Ne yapıyorsunuz siz? Doktorum ama doktorluk yapmıyorum. Aha. Neden? Hasta yok, huzur var diye bir hayat felsefesi benimsedim. Aha. Olga... Ne yapıyorsun? Story mi çekiyorsun evde? Yo, 5 sene oldu, ilaç sektörüne geçtim. Ha, ha öyle. Ya, tamam, iyi. Tamam. Peki ne sen. Doktoruydunuz? Acil hekimliği yaptım, pratisyen hekimdim. Oo, hadi ya, Allah kolaylık versin. Verdi. Vermiş zaten. Verdi. Ki işler kolaylaşmış, ilaç sektöründesiniz.
Olga Hanım, bize nasıl bir şarkı hazırladınız? Güzel bir şarkı. Çok sağ olun. Eminim. Buyurun dinleyelim o zaman. Bu sesten güzel bir şarkı çıkacağına eminim. Beraber yeni bir şey besteliyorsunuz şu an. Bundan sonra hep tek başına. Nere tepecüde kendi yanına. Yalnız kaldım sanma. Aa, ne güzel. Bu muydu satın aldığın şarkı? Aa, ya. Onu daha çıkartmadım. Çünkü hadi buna zaten oğlu, paran hiç yetmez. İremciğim, ne içtin acaba? Güzel mi? Suratın niye öyle oldu? İçine kapandı, güzel. Güzel. Bu kıza bak, bakayım. Mis gibi yapmadı mı? Kuaförüm sensine tekrar hoş geldiniz. Ben Selin Alp, avukatım. Adınız Selin Alp mi? Hayır, adım Selin, soyadım Alp. Avukatsınız. Ne avukatı? Ticaret. Para olan avukat. Aa, güzel. Güzel. Yeni beyefendi. Mezunum, ondan fazla bir şey yok. Ne? Yeni mezunum ben. Ha, olsun, gelecek. Merak etmeyin, bizim bir tanıdığımız var. Ticaret hukukunda. Yürüdü gitti, bayağı darısı başına. Hakikaten. İnşallah. Beyefendi, sizinle beraber galiba. Ben Tunca Büyük Yüksel. Merhaba, siz nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İyiyim, ben de yeni mezunum. Pilotum, işsizim. Pilotsunuz ve işsiz misiniz? Evet. Pilot nasıl işsiz oluyor? Pandemide öyle oluyor. Ha, çıkartıldınız mı? Yok. Yani giremedim. Mezun oldum, işe giremedim. Ha, ama evet, yakındır ya. İnşallah. Çok pilot biz de bekliyoruz. Boşta kalır mı? Kalmaz herhalde. Umarım en kısa zamanda iş bulursunuz. Selin Hanım, sizden şarkınızı alalım. Neyse, bir aboneyim, abone. Biletleri, ben bildim. Ben bilmedim mi abi? Sen şöyle... Öne geldin. Bir starı böyle anlatamazsın. Ya bırak şimdi. Bu berbat bir tasvir. Hayır, no. Kim bildi abi? Aynı anda balgam attık. Asla. Aynı anda. Ben balgam atmam, atanla da konuşmam. Sen öne doğru... O zaman iç sen de, iç hadi. Buyurun, lütfen. Oy maşallah. Vallahi hiç nefes bile almıyor hiç ya. Helal olsun. Bu kez ben de saç ekimciyim. Beraber çalışıyorum. Aa. Ben istifamı verdim ama kendi iş yerimi açacağım, o yüzden. Siz kendiniz mi ekeceksiniz? Yok, hiç ekimlere falan girmeyeceğim. Ben... Siz saç mı ekiyorsunuz? Evet. Dur senin artık. İhtiyacım yok. Yok senin artık. Siz onu atlattınız, boş verin. Siz ne iş yapıyorsunuz? Takip öyle ettim mi ben. Benim ha, neyi atlatıp atlatamadığımı sen karar verin. Hanımefendi, bu çocuğu germeyin. Bakın, bu adam konuk. Belli ki bugün. Siz ne iş yapacaksınız? Ben bir yer açmayı planlıyorum şu onu anda. Onu anladık hanımefendi. O yerde estetik ne üzerine. Estetik yine. Evet. Siz yani mesela ne yapacaksınız? Saç ekmiyorsun, dudak bunu yapacağı yapıyorsun belli ama. Ha? Maşallah. Ben yatırımcı maşallah olarak. Maşallah. Kaç litre dolgu var o dudakta? Anlat bakayım. tam 1 ml. 1 ml güzel. 1 ml yeterli. Biz çıkalım mı çünkü? Yok, yani özel bir şey olsa konuşmazdık. Başka estetiğiniz var mı? Burnumda var. Burnumu uzun eşek oynarken kırdım ben. Hanımefendi, uzun eşek... Yani orada burun kırılmaz. Nasıl kırılmaz? Sen şuraya bir... Aşkım, nasıl kırılmaz? Arkadaşlar, 5 kişi gelebilir mi? 5 arkadaş istiyoruz. Burada oynasak ya uzun eşek. Onlar sonra çok... ameliyatı da 6 saate yakın sürüyor bu arada. Benim öyle oldu çünkü. Aa, bayağı kırıldı sizin. Ben de hiç sağlam kemik yoktu, gerçekten yoktu. Doğal, o doğal görünüyor. Evet. Yani evet, dudağının yanı sıra. Dudağıma en son şey dedim, çok da doğal görünmesin dedim. Buket Hanım, o zaman sizden şarkınızı alalım. Bu tam bizim ucuzlukta bak. Gülben Ergen. Bu tam bizim ucuzlukta Gülben çocuklar. Gülben Ergen. Ritimden o kadar belli ki. Sibel Can. Söyle ne o? Yapma söyle. Seni poşet. Ne? Seni çöpe atacağım. Seni atacağım poşete yazık. Serdar Ortaç. Geçmiş olsun. Sonuçta ben bildim. Şaka şaka. Ben bilemedim. Sen bildin değil mi? Bildim ben. Limoncello ise alabilirim.
Değil ne? Ama buyurun. Yani herhalde limon içelim. İkisini de şunu içirelim de kurtulalım şu kızdan ya. Süeda Rana ismi. Ne ya? Süeda Rana. Eduardo Capatillo. Süeda Rana. Sü. Sü, özür dilerim. Süeda. Nasıl söyleniyor evet. Yavrum? Süeda. Süeda. Süeda Rana. Evet. Bitti. Ya soyadım Balaban. Balaban. Evet, Süeda Rana. Balaban'a gerek yok. Tamam, Süeda Rana. Aynen. Meksikalı lütfen sanatçınız. Lütfen bize mumla. Süeda Hanım, buyurun. Manimar gibi bir kız değil mi bu? Evet, evet. Yüzü de şey değil mi? Kısaca balgam atıyor. Mustafa Sandal. Mustafa Sandal'dan gireyim direkt. Ramazan'dan ne? Mustafa Sandal. Mustafa Sandal'dan. Ay'a benzer. Değil. Şoför. Başka şarkısı şoför, yok. Şoför, şoför. Neydi ya? Acaba yanlış kişi mi bilmem. Bana bakma, şey yapma, dırırıt rıt. Macera dolu Amerika. Macera... Yavrum o lan, fethi lan! Beni delirtmeyin ya! Yanlış bir şey olabilir. Ay valla adam evine gönderin ha? Ya! Şaka yapıyorum Hüseyin'den. Allah, çok al İrem. İrem. İrem içiyor, kaybetmişiz meğer. Hanımlar, beyler. Bravo reis! Enis, ayağına sağlık. Çok güzel, çok eğlenceli program oldu bence. Evet. Benim elimi öpmen çok iyi oldu. Ha? İnşallah bir... Durun, durun. İnşallah bir ayıbımız, bir şeyimiz olmamıştır. İnşallah. Olduysa da ben kendi adıma özür dilerim. Önemli olan benim sevilmem her zaman, biliyorsunuz. Aynen, o yüzden biraz ben problem geldiğiniz olayım geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok... Haftaya burada, çarşamba YouTube'da görüşürüz. İyi akşamlar.